genel izleyici için uygundur. Memet Özer'le Mutfakta Ramazan bölümüne hoş geldiniz efendim. Evet değerli izleyiciler, yine biz bu mutfakta sizler için harikulade bir iftar menüsü hazırlayacağız. Çok değerli bir konuk gelmiş. Çiğdem Ferda Karabacak efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Bize ve bizim izleyicilerimiz için harika bir iftar menüsü hazırlamışsınız. Evet. Güzel malzemelerle donattık burayı. Neler yapacağız bir anlatın bakalım hadi. Hem pratik hem lezzetli tarifler hazırlayacağız. Evet, neler yapacağız? Önce nohut çorbası hazırlayacağız. Nohut çorbası hazırlayacağız. Evet. Evet çok güzel gözüküyor burada. Sonra... Kimyonlu. Kimyonlu, üzerine de sos hazırlayacağız. Oh. Çok lezzetli, doyurucu bir çorba oluyor. Çok da yakışacaktır o. Ve biraz evet, mercimek çorbası mantığında gideceğiz herhalde, evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Daha sonra kayısılı kavurma hazırlayacağız. Kayısılı Malatya kavurma yöresine ait. Evet, yani kayısı zaten Malatya'mızın evet, böyle altını gibi bir şey. Ben seviyorum ette ya da diğer yemeklerde. Siz Malatyalı değilsiniz ama Trabzonlusunuz. Trabzonluyum, evet. Bunda da taze soğanlar var, kayısılar evet, var. Evet. Bademler kavuracağız. Bademler, sunumu da güzel var olacak. Zencefil var. Çok da sağlıklı ve çok evet, da güzel bir yemek evet, olacak. Daha sonra salata olarak baba ganoush hazırlayacağız. Tahini çok seviyorum ben. Patlıcanı da çok yakıştırıyorum. Biz Gülen aynı ikimiz de çok tahinci insanlarız. Evet, evet. Bir de yöresel olarak Tokat Yöresi'ne ait Hira tatlısı hazırlayacağız. Tokat Yöresi'ne ait. Evet. Her yöreden evet, çeşitli evet, tariflerimiz var herhalde. Ben çok seviyorum yöresel lezzetleri muhteşem tatmayı. Muhteşem bir iftar menüsü olacak izleyicilerimiz için. Ama şimdi burada hem çorba var hem bir kayısılı kavurma var. Evet. Bunların yanına ne gider? Şöyle çok sıcak, güzel, taptaze bir Ramazan pidesi gider. İstiyorsanız ben hemen uygulamamdaki marketime gidip Ramazan kategorisinden Ramazan pidemi sipariş vereyim. Evet Ferda Hanım, Ramazan pidemizin de siparişini verdikten sonra artık bu güzel menüye de başlayabiliriz herhalde. Önce tatlıdan başlayacağız evet, değil mi? Ne tatlısıydı? Hira tatlısı. Hira tatlısı. Ne, hangi yörenin tatlısıydı? Tokat yöresine ait. Tokat yöresinin tatlısıydı. Bu tatlının bir de özelliği şerbetini çok kaynatmıyorsunuz. Evet. Şekeri eriyene kadar kaynaması yeterli. Yeterli. Yani çok kaynatmıyoruz evet, şerbetini. Nedir şerbetinin ölçüsü? 1'e 1 midir? Evet yani 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Tamam. Önce yoracağımız bir şey var herhalde, hamur var. Evet, evet. Nedir efendim? Anlatın nasıl yapıyoruz bunu? Bir yumurta, bütün malzemelerini karıştıracağız. Tamam. Aynı anda. Aynı kasede. Aynı anda. Bakın hepsi, değerli izleyiciler görüyorsunuz çok da pratik bir tarif olacak bu. Evet. Tek kase içinde karıştıracağız. Şerbeti önceden yaptık. Şerbetinin soğuk olması önemli. Soğuttuk evet, şerbetimizi. Yarım su bardağı. Tamam. Yağ koyuyoruz. Yarım su bardağı yoğurt koyacağız. Ay, yoğurt da var, çok güzel. Evet, şöyle. Kaç yumurta koydunuz görmedim ben. 1 yumurta koydum. Tamam. Yarım su bardağı yoğurt yeterli. Evet. 1 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı da irmiğimiz var. Biraz revanigillerden bir şey olacak evet, herhalde evet, değil mi? Evet, şerbetini çok çabuk çekiyor. Kabartma evet, tozu ve vanilyamızı da ekledikten sonra spatula ile güzel bir şekilde evet, karıştıracağız. Karıştıracağız. Daha sonra yarım su bardağı irmiği bir tabağa dökeceğiz. Elimiz üzerine dökeceğiz. Evet, tabağa dökeceğiz. Daha sonra evet, evet, hamurumuzu bulacağız. Sen istiyorsan yemeğini de dök. Evet. Şimdi bu çok çabuk zaten hemen yumuşak bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur. Evet. Bakın bunlar püf noktalarını veriyor. Elle yoğurmanıza gerek yok. Spatula ile karıştırmanız. Ha, yoğurmayacağız da elimizde. Direkt o irmik koyduğumuz şeyin üzerine mi koyacağız? Evet evet, irmiği şimdi tabağa koyacağız ya. Evet. Şimdi bunları ceviz büyüklüğünde top top yapıp irmiğe bulayıp tepsiye dizeceğiz. Kaç derece bir fırında bunu pişirmemiz gerekiyor? 180 dereceli fırında pişirmeleri kafi. 180 derecelik bir fırında evet, pişireceğiz. Peki çok sıcakken mi şerbetini vereceğiz yoksa? Fırından çıkartıyoruz. Hemen mi yoksa? Hemen her birinin üzerine birer kepçe şerbet döküyoruz. Bütün şerbeti çekiyor. Çekiyor. Evet, yumuşak hamur olduğu için. Hemen birazcık bekletiyoruz ondan sonra herhalde. Evet, bir fırın tepsisi. Bunu iftarda yapınca önceden yapıp bekletmek çok mümkün değil mi? Tabii tabii. Yani saat 2'de bile yapsalar akşam iftara çok çabuk yetişir yani. Aynen güzel. Hamurumuz hazır. Oh ne güzel, ne kadar pratikmiş hakikaten ya. Evet, oldu, çok pratik. Evet. Hemen şimdi bulayıp tepsiye dizeceğiz. Tamam. 180 dereceli fırına vereceğiz. Bir tepsi verelim istiyorsan. Evet, ondan sonra 180 derece, ben fırını da bir kontrol edeyim. Şu kadar ceviz büyüklüğü kafi. İrmiği buluyoruz, daha sonra... Oldukça da yumuşak bir hamur hakikaten dediğiniz gibi. Evet, tepsiye diziyoruz. Ondan sonra fırınlayacağız. Evet. Ne vardı? Bir daha tekrarlayalım o zaman hamurun içinde. Bir tane yumurta var. Bir yumurta, var. Sıvı yağ var. Sıvı yağ var, un var, irmik var, yoğurt var. Un var, kabartma tozu, vanilya var. Şeker koymadık hiç bunun içine, sadece şerbetle tatlandıracağız yani. Şerbeti yeterli geliyor. Okey. Birebir ölçüde de şerbet yaptık. Onu da soğumaya bırakmıştık efendim. Bu şekilde irmiği buluyoruz. Tokat yöresinin bir tatlısını yapıyoruz. Evet, Hira tatlısı. Peki hadi hazır bunları yoğururken konuşalım. Evet, konuşalım. Nasıl da eski Ramazanlar sizin için? Nasıl? Vallahi pandemiden önce çok güzeldi. Benim oturduğum semtte hala komşuluklar çok güzel. Siz Trabzon'da mısınız hala? Ben Trabzonluyum ama İstanbul'da oturuyorum. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ha, okay. Ama her yaz giderim Trabzon'a. Hatta senede 2 kez giderim. Oturduğum semtte de komşuluklarımız çok güzel hala. Ben 28 yıldır aynı yerde oturuyorum. Aynı güzel. O kadar yıl aynı komşularla beraber olmak. Ramazan'da bizim mahallemizin gençleri toplanıyorlar. Masalar uzun Ramazan masaları. Evet, sokak iftar sofraları kuruluyor. Herkes evinde ne pişirdiyse o gün indiriyordu. Aynı kadar güzel. Ama pandemi gelince yapamadık tabii. Tabii yani pandemi gelince hayatımıza biraz sekteye uğrattı ama artık hadi inşallah. Belki bu sene biraz daha böyle havalar açarsa Ramazan'ın son günlerine doğru. Evet, inşallah. Havalar da iyice sıcaklaşırsa. Evet. Muhteşem gözüküyor bunlar. Kesin de çok çok lezzetli olacak. Çok da yumuşak bir hamur. Evet. Gördüğünüz gibi çok pratik de oldu. Basit. Hepsini tek karıştırma kabında yaptı. Evet. Bir soğuk şerbetimiz var. Evet. 180 derecelik fırında böyle altın rengi olana kadar pişireceğiz. Pembeleşinceye kadar yeterlidir. Efendim, buyurun size şu tencereyi vereyim. Meşhur sizin taze soğanlı kayısı kebabınızı yapacağız. Şunu alalım. Şöyle alalım. Tamam. Şunu da açayım. Altını. Bir tane de kaşık şuradan. Hafiften ısınsın. Şimdi galiba istiyorsunuz, kayısıların doğranması gerekiyor. Evet, kayısılar, soğanlar. Ben doğrayayım onları. Tamam, ben sıvı yağ alayım. Bir de bir bıçak alayım mı oradan, müsaade ederseniz? Tabii, buyurun. Şöyle bıçak verebilir misin bana? Tamam. Şöyle koyalım, tamam. Şimdi etlerimi yağda önce birazcık soteleyeceğim. Suyunu verip çekinceye kadar. Değil mi? Yani o birazcık karamelize olacak, daha lezzetli olsun diye. Dana eti kullanıyorsunuz ama isteyen kuzu eti de kullanabilir. Tabii ki zevke kalmış. Alayım. Bu büyüklük iyi mi? İyi. Kayısılar için. Gayet güzel. Efendim nefis bir kayısı kavurması yapıyoruz. Bu da Malatya yöresine ait bir kayısı kavurması. Etlerimizi önce aldık, dana eti kullanıyor. Evet, dana eti kullanıyor. Ama isteyen kuzu eti de kullanabilir. Kullanabilir tabii ki. Ben dana eti seviyorum. Ben kayısılarını doğruyorum. Ondan evvel bir Hira tatlısı yaptık, fırına attık. Çok pratik ve çok güzel bir tatlı. Tokat bölgesinin bir tatlısıymış. Evet. Anadolu'da bir tip tatlar çok var değil mi? Her ülkenin, ama her şehrin kendine göre tatlısı var. Her yörenin var tabii ki. Bizde de fındıklı baklava. Peki Trabzon'da nasıl olur şey? Trabzon'da hiç olabildiğiniz zamanlar oldu mu? Trabzon'da hiç Ramazan geçirmiyorum. Hiç geçirmediniz mi? Çünkü burada doğdum, büyüdüm. Kesin çok renkli olur. Kesinlikle. Burada doğduğum için, hani annem babam da burada yaşadığı için gitmem mümkün değildi. Ama şimdi gidiyorum. Memleketim diye demiyorum, çok güzel. Çok güzel. Evet, sürmeliyim. Bu arada benim, daha doğrusu bizim Ramazan pidemizde geldi efendim. Çıtır çıtır, taptaze bir Ramazan pidesi. Şunu arkaya, şu tahtanın üzerine koyalım. Pidesiz Ramazan düşünemiyorum zaten. Sıcak. Ve tabii ki iftar sofralarının olmazsa olmazı hurmamız da geldi. Bunu da arkaya koyalım. Biraz sonra sofrayı hazırlarken hurmalarla da çok güzel tatlılar hazırlanabiliyor. Kesinlikle. Şöyle yapalım efendim. Ben kayısılara devam edeyim doğramaya. Evet, size zahmet soğanları da. Onları doğrayacağım. Sarımsakları da doğrayacağım. Hepsini doğrayacağım. Evet, lütfen. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ne kadar kayısı? Hepsini kullanalım mı bu kayısıları? Kullanılır. Aslında birazını bırakabiliriz. Evet, çünkü etimiz biraz az geldi. Çok da tatlı yapmayalım. Tamam. Ama biliyorsunuz bu özellikle eski mutfaklarda, Osmanlı mutfağını çok severim zaten. Daha doğrusu yani domates gelmeden önce. Evet. Yani Amerika'nın keşfinden önce ne salça var ne domates var. Biz o zaman yemekleri lezzetlendirmek için hep meyveler kullanmışız. Ama o da lezzet veriyor. Ben çok seviyorum. Yani bazı insan tatlı seviyor ama. Ben de çok severim. Yeterli. Bir de taze soğanları doğrayacağız ince ince herhalde. Evet, onları da ince ince doğrayacağız. Sonra da maydanozları doğrayacağız. Maydanozları baştan mı atacağız, sondan mı atacağız? Soğanlarla birlikte maydanozları da atacağız. Şimdi bu birazcık suyunu çeksin. Azıcık daha su ekleyeceğim ki eti daha yumuşatsın birazcık. Daha sonra da sarımsak ekleyeceğim. Onun kokusu çıkınca kayısıları ekleyeceğim. O zaman sarımsakları da önceden koyup doğrayayım mı? Olur. Ezebiliriz, sarımsak ezeceğiz onları. Doğrarım ben, doğrarım. Boş ver, doğrarım. Evet. Soğanlarımızı doğruyoruz. Bolca taze soğan koyuyoruz. Evet. Ki bence taze soğan bu yemeği çok bolca arttıracak. Çok da lezzetli yapacak. Çok büyülü bir malzeme taze soğan. Çok severim ben taze soğan. Ben de çok severim salatalarda, yemeklerde, her şeyde ki çok. Bu yemeğe de çok yakışacak. O kayısıya bir köze koymuştum. Bu arada taze sarımsak zamanı da aslında. Evet, taze sarımsak da o da olabilir tabii ki. O da çok lezzetli bir şey. Evet, taze soğanla beraber çok yakıştırıyorum ben. Ben incecik incecik doğradım. İyi midir bunlar? İyi iyi, gayet iyi. Ellerinize sağlık. Şimdi hangisini atıyoruz önce? Buraya önce sarımsakları. Biraz su ekleyelim ki etlerimiz daha iyi pişsinler. Su lazım. Evet, biraz sıcak su ekleyeceğiz. Evet. Etlerimiz daha iyi pişsin. Ekleyeyim mi şimdi? Evet. Suyunu çekmedi ama ekleyelim öyle. Tamam. Bu şimdi biraz çeksin. Tuzunu, biberini en son mu koyacağız bunu? En son koyuyorum tuzunu. Et sert olmasın diye. Et sert olmasın diye. Ne koyacağız buna? Başka baharat koyacak mıyız? Şimdi baharat olarak zencefilimiz var. Zencefilimiz var. Evet, zencefilimiz var. Ondan sonra karabiberimiz var. Evet. Kimyonumuz var galiba. Birazcık da kimyonumuz var. Peki zencefili istiyorsanız hemencik şimdiden. Onları rendeleyeceğiz ama önce sarımsağı ekleyeceğiz. Önce sarımsak ekleyeceğiz. Et burada sarımsak var. Suyunu çeksin ki. Tamam çeksin, ben bekliyorum onu suyunu çekene kadar. Son maydanozunu ekleyeceğiz. Maydanozumuzu ekleyeceğiz. En sonunda sunum olarak tabağa aldıktan sonra servis tabağına. Şey yapacağız değil mi? Şöyle bir yağda çevrilmiş. Ondan sonra bademle süzeceğiz onu. Tereyağında mı çevireceğiz onları? Tereyağında çevireceğiz. Lezzetine lezzet katacağız. Biraz saray yemeği gibi oluyor yani. Bademiyle, kayısısıyla, baharatıyla. Seviyorum. Özellikle Ramazan'da bu tarz yemekleri çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Peki eşiniz iştahlı mıdır? Hem de oldukça. Öyle mi? Çocuklar kaç tane? 2 tane çocuğum var. Bir oğlum, 26 yaşında bir oğlum var. Maşallah. 21 yaşında bir kızım var. Maşallah. Çok yakında bayramdan sonra bir de gelinim olacak inşallah. Hadi hayırlı olsun şimdi. Peki onların var mıdır böyle sizin gibi merakı yemek yapmaya? Evet seviyorlar. Kızım da seviyor. Oğlum da bazen özellikle pide tarzı. Birazcık böyle kısıkta bırakmak istedim. Açayım. Açalım biraz o zaman, çabuk pişsinler. Evet. Onlar da yapıyorlar yani. Yapıyorlar. Evet. Süper. Bana yardım ediyorlar. Özellikle Ramazan'da çok yardımlarını görüyorum, sağ olsun. Salataları yapıyorlar. Mesela hiç Karadeniz mutfağı da sever misiniz gittiğiniz zaman Trabzon'da? Tabii ki. Yani. Tabii ki. Bizim mesela etli dolmamız çok meşhurdur. Satır kıymasını bilir misiniz? Evet, biliriz tabii. Özellikle onunla yapılır. Seradağ'dan. Peki mısır zaten, mısır ekmekleri. Mısır ekmeğimiz, turşu kavurmalarımız, mısır yarmasından çorbalarımız olur. Çok güzel olur onlar da. Bir de tabii de vardır. Şimdi her iki yörede de ayrı diyorlar. Kuymak da diyorlar. Kaymak ekleniyor. Bir öyle mi? Sen de bir Karadeniz kadını olarak. O yüzden yani kuymağı daha da çok aslında Trabzonlular yapıyor. Biz Arhavi tarafında muhlamayı yapıyoruz. Peki. Bir de şu var, bizde şimdi ahlı peyniri denilen bir peynir vardır, tuzludur. Evet. Onunla yaparız, ona kuymak denir. Ama o uzayan peynir konduğu zaman o zaman biz muhlama diyoruz. Evet. Ama sen diyorsun ki bir de kuymakta kaymakla mı oluyor? Kaymak da ekliyorlar. Siz de koyuyor musunuz kaymak? Evet. Bir de peynir tavalamamız vardır. Böyle tereyağında minciyi tavalarız. Çok severim. Tereyağında minci peyniri vardır. Ben mincik anlıyorum. Yok hayır. O da böyle çok güzel olur. Çökelek der kimisi. Evet, minci diyoruz. Çok getiriyor musunuz oradan? Hem de senede 2 kere getiriyorum. Her gittiğimde tereyağımı mutlaka oradan alırım. Etlerin renkler ne kadar güzel oldu. Evet. Bütün suyunu çektirdik. Sarımsakları da ilave ettik. Kokusu çıkana kadar bir sarımsak kavuruyoruz. Ondan sonra sırasına ne vereceğiz? Kayısı ekleyeceğiz. Sonra soğanları ve maydanozları ekleyeceğiz. Sonra zencefil ve baharatlarla. Evet. Kayısılarını da koyuyoruz. Efendim nefis bir yemek yapıyoruz. Kayısı kavurması. Malatya'ya özgü bir yemek. Hem tatlı hem tuzlu. Şimdi soğanı koyacağız. Bir çevirelim kayısılarını yavaş yavaş. Şöyle. Tamam. Biraz ölsünler hafiften. Evet bak renkte değiştirmeye başladı kayısılarla. Sarımsağın da ateşle birleşince o kokusunu çıkardı. Şimdi de soğanlarımızı ekleyelim. Zaten bundan sonra çok kavurmayacağız değil mi bu soğanlardan sonra? Evet, hafif örmeleri yeter. Maydanoz da koyacağız daha. Evet, maydanoz, zencefilini de ekleyelim. Gülay'cığım zencefilini koyar mısın? Orada rendelenmiş zencefil var. Gülenay'cığım, tereyağdan da birazcık alabilir miyim? Evet. Tatlı tereyağı biraz da tereyağı ekledik. Evet, çok az ekleyelim. Biraz daha kıstım bunun altını. Taze soğanlarla girdi, zencefillerle girdi. Evet, muhteşem bir kayısı kebabı ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Şimdi en son bademlerini yine tereyağında kavuracağız. Onu kavurup sunumda. Onu sonra en son sonunda vereceğiz. Maydanoz istemiştiniz değil mi birazcık? Evet, birazcık da maydanoz. Kimyonla şey kaldı burada eksik. Baharatlarını koyacağız şimdi. Tuz. Evet, tuz, karabiber, kimyon. Onları da ekledik mi yemeğimiz hazır. Evet, yemeğimiz kayısı kavurmamız. Çok güzel kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor değil mi? Artık iftar sofrası için hazır. Kimyonunu da ekledim. Maydanoz ekledim. Limon da ekledin mi? Kimyon ekledim. Kimyon ekledin? Evet, kimyon ekledim. Bunu yerken arzu eden limon sıkıp da yiyebilir. Öyle değil mi? Yenilebilir. Evet, yenilebilir. Çünkü o kayısının tatlılığıyla o limonun birazcık ekşiliği birleşirse de güzel bir tat ortaya çıkarabilir. Evet. Ya bu da bakın güzel bir püf noktası. Bence evde yaparken deneyebilirsiniz de. Biraz limonlu, biraz limonsuz olmak üzere. Tamamdır yemeğimiz. Tamam. Bunu hazır. Evet. Bunu altını kapatalım, sonra tekrar ısıtırız. Tamam. Ama ne yapıyorsunuz? Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Tamam. Bu tarifleri kaçırmamak için, bu sohbetleri kaçırmamak için Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfakta kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler, Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Bunu al, arkada dursun, sonra en sonunda ısıtırız istiyorsan. Tamam. Hemencik çorbamıza geçelim. Evet, çorbamıza geçelim. Çorbamızın ismi neydi efendim? Bir daha söyleyin. Nohut çorbası. Nohut çorbası. Bu klasik mercimek çorbasından esinlenilmiş bir çorba. Evet. Ama çok da lezzetli olacak, çok da doyurucu olacak. Ben un koyuyorum ama unu kullanmak istemeyen bir tane patates koyabilir. Şimdi ben de onu diyecektim. Hı-hı. Şimdi tam siz de aynı yere parmak bassınız. Evet. Un koymak istemeyen evet bir patatesle özleştirebilir. Yine bağlanabilir. Ya İstemezse hiçbir şey de koymuyor. Ya da nohutu biraz çok koyup suyunu az koyup yine olabilir. Evet. Şimdi nasıl başlıyoruz? Soğan mı lazım size? Önce yağda soğanı biraz öldüreceğiz. Ne? Tamam. Açtık mı altını? Şunu da bir yıkayayım. Açtım. Soğanı öldüreceğiz, çorbamıza başlayacağız. Nohut çorbası yapıyoruz efendim. Evet, nefis nohut çorbası yapıyoruz. Çok doyurucu, çok besleyici. Hemen buradan güzel bir tavuk suyuyla yapacağız değil mi bunu? Normal suyla da yapmayacağız. Tavuk ya da et suyuyla daha lezzetli oluyor. Böyle bir şey. Olabilir, bu da olabilir. Zaten bunu sonuçta blenderdan geçireceğiz. Evet, pişince çok şekilleri önemli değil aslında. Önce soğanı yağda biraz öldürelim, sonra ununu ekleyelim. Daha sonra nohutları ekleyeceğiz. Tamam. Daha sonra baharatları ve sularıyla. Kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğiz. Sonra da yağlı sos yapacağız. Hadi getirin ben tencereyi. Yaklaştırın tencereyi. Ben soğanları koymaya başlayayım. Kullanıyorum soğanın hepsini değil mi? Kullanıyorum. Tamam. Yani lezzet versin. Soğan... Ben soğanı çok kullanırım çünkü. Siz getirin bunu da kesip koyacağım. Koyun siz, getiriyorum. Tamam. Soğan, sarımsak çok fazla kullanıyorum ben yemeklerde. Ama bol soğan hakikaten yemeklere yakışan. Değil mi? Bence de yani. Çok güzel bir lezzet veriyor. Kendi şekeriyle de özleşiyor. Evet, bir bütün, hatta büyük şerefli soğanı nohut çorbamızın içine ekliyoruz. Evet. Bazen şekerle karamelize ediyorum. Değil mi? O da çok güzel olur. Ben getirirdim neyse. Olsun, size zahmet olsun. Bir lokma şeker zaten konulabilir bence bunun içine. Lezzetli. Bir fiske en azından o tuzlu lezzetlerin lezzetini daha da ortaya çıkar. Kesinlikle. Hani içimden geldi bir lokma koyuyorum. Ay, düşürdük onu, şöyle alalım. Evet. Şöyle hafif öldürelim. Soğanlar biraz kavrulunca onunla ekleyeceğiz. Şöyle bir soteleyelim az. Bunun da üzerine yağ gezdireceğiz değil mi yine? Evet. Tabii. Olmazsa olmaz. Olmaz. Sen onu getir istiyorsan. Onu alayım. Biraz da altını kısabiliriz. Onu yakmayalım. Evet. Çok, biraz çok yüksek olacak o. Ekleyeyim mi onunu? Ekleyebiliriz. Kaynayacak zaten. Tamam, teşekkür ederim. Kokusu çıkınca nohutlarını ekleyip suyunu ekleyeceğiz. Tavuk suyunu. Peki mesela sizde de adettir değil mi? Her iftar sofrasında bir çorba olur. Kesinlikle. Ben çorbasız iftar olmaz yani. Ramazan haricinde de yaz kış mutlaka çorbayla başlıyorum. Evet. Çorba bizim bir de kültürümüzde hiçbir dünyada olmayan kadar çeşit çorba var. Bizim ülkemizde var. Her coğrafyada farklı cins çorbalar. Çok özel çorbalarımız var. Bu da onlardan bir tanesi. Yine çok besleyici, yine çok lezzetli. Çok. Hem besleyici hem doyurucu, lezzetli. Ben şimdi gerçekten hepsi bir arada olan bir çorbayı. Tavuk suyu var. Tabii bazı çorbalar hakikaten tek başına bir... Ki senin öyle çok çorban vardır. Var, benim de. Adanın çorba olup aslında yemek gibi olan. Ben de çok meraklıyım çorba yapmaya. Güzel oluyor ama değil mi? Çok, ben çorba hele kışın Bazen bizim evde yani tek çorbayla... öyle çorbaları var çünkü. Öyle geçirdiğimiz çorbalarımız oluyor. Evet. Suyu az gelirse... Biraz daha sıcak su ilave edilebilir. Şimdilik sadece tavuk suyu koyduk ama sonra su verilebilir. Zaten şimdi nohutlarda bir blenderla... Geçeceğiz. Kaynayınca geçireceğiz. Tamam. Şimdi onun kapağını kapatabiliriz. O kaynasın. Bu tamam. Bu da tamam. Onu bence Gülenay al. Şu tarafa alayım. Küçük ocağı al ki olsun. Şey olmasın. Çok yanmasın. Çok yavaş yavaş böyle sindire sindire pişsin. Bir de arada kontrol edelim. Tamam. Çorbalar çabuk taşar biliyorsun. Evet şeyimiz söyle. Kayısı kavurmamız orada çok güzel oluyor. Evet. Çorbamız oluyor, nohut çorbamız oluyor. Tatlımız pişiyor. Yine tatlımıza bakar mısınız? Çatlayacak onlar. Bak bak Gülenay. Bakayım. Hem nefis bir koku geliyor buradan. Ay, çok güzel görünüyor. Renkler. Gerçekten. Çatlak çatlak olacaklar değil mi onlar? Çatlak olacaklar. Görünümü çok güzel olacak. Çok güzel yumuşak bir hamur tuttuk ya tatlısı için. Evet. Şerbetini soğuttuk. Sonra da fıstıkla süsleyeceğiz. Tokat Yöresi'nin meşhur bir tatlısı. Evet. En son fıstıkla mı süsleyeceğiz biraz daha? Evet, fıstıkla da süsleyeceğiz onunla. Peki. Çok güzel olacak. Efendim tabii ki bence hani yaz da geldi sayılır artık. Yani en azından havalar ısındı. Şey de önemli. Böyle bu tip iftarlarda bir soğuk tabak da önemli. Tabii. Burada bir de soğuk tabak hazırlayacağız iftarlarımız için. Babaganmış. Çok meşhur bir yemeğimiz hakikaten bizim. Evet. Çok literatürümüze geçmiş bir yemek. Patlıcanı çok seviyorum. Çocuklarım da çok seviyor. Tahini de çok seviyorum. Patlıcana da çok yakıştırıyorum ben. Bir şey söyleyeyim, patlıcan yani bizim coğrafyada çok iyi yetişiyor ve çok lezzetli patlıcanlar var. Evet, her bölgede farklı farklı. Güneydoğu'da falan şu küçük küçük patlıcanlar, minik. Renkleri mor olanlar, Ege'de daha etli hatun olanlar, Ege'de daha farklı. Başlıyorum ben. Tabii. Öncelikle ben onları doğrarım siz. Tamam. Ben tahinini bunu çırpmanız gerekiyor değil mi? Evet. Bir küçük çırpıcı var diyor Gülenacığım. Hemen vereyim şuradan. Önce onu yaparız, sonra bademlerimizi tereyağında birazcık yaparız. Bir küçük kaşık alalım mümkün mü? Tabii. Efendim tahin ve limon suyu değil mi karıştıracağınız şeyler? Evet. İsteyen ben yarım limon kullandım ama ekşi seviyorlarsa tam limon da kullanabilirler. Onlara kalmış. Bizim limon da soluymuş fena değil. Evet. Bunda yine sarımsak rendesi olacak. Evet şimdi limonumuzu da ekleyeceğiz. Onu yedirmek lazım ama. Yedireceğim şimdi ona. Sonra şey yapacağım, sarımsağını, kimyonunu, patlıcanları ben küçük doğrarım. Patlıcanlarla birlikte ya da buna da ekleyebiliriz fark etmez. Ekleyelim. Evet, sosu burada önce yedirmek önemli hakikaten değerli izleyiciler. Sos iyice birbirine çekmiş olmalı ki patlıcanları da güzel bir şekilde... Baharatını da şu anda eklemek ekstra önemli olacak. Versin diye. Evet, biraz da kimyon koyuyorum şimdi. Sarımsağını. Sarımsak, kimyon da çok yakışıyor. Susamları ne yapacağız? Üstünü susam yapacağız susamları. Peki böyle havalayacak mıyız susamı? Birazcık rengini değiştirecek miyiz? İsterseniz öyle de yapılabilir, böyle de kullanılabilir. Ama bunu da yapmamız lazım. Evet, onu da. Bunu tereyağında kavuracağız. Tereyağında kavuracağız. Şeyimizin üzerine gelecek çünkü. Kavurmamızın üzerine gelecek. Şimdi bunu hazırladık. Sarımsağımızı da koyalım. Koyalım. Ben de şu patlıcanları doğrayayım istiyorsanız. Bu tarafa patlıcanları ben şöyle alayım. Şurada hemen doğrayayım. Bu yağı da ekleyeyim mi? Yeterli mi? Ekleyin. Üzerine biraz daha koyacağız çünkü. Tamam. Teşekkür ederim. Peki ne yapacağız? Tuzunu, karabiberini koyduk zaten. Tamam. Evet. Tek içine şimdi karıştıracağız. En son patlıcanları ekleyip karıştıracağız. Servis tabağına alacağız. Sonra üzerine maydanoz, yoğurt konur mu acaba? Susam. Arzu ederseniz tabii ki süzme yoğurt, bir iki kaşık koyarsanız lezzet verir tabii ki. Süzme yoğurt da olabilir. Bence süzme peynir de olabilir. Evet. O da böyle güzel tamamlar lezzetini. Ramazan'da böyle çeşit salataları çok seviyorum masada. Evet, çok da güzel olur gerçekten o soğuk yemek. Tabii soğuk şimdi hele yaz Ramazanlarında. Gerçi tam yaz gelemedi ama gene de güzel olsun. Vereyim mi onu size? Evet, onu alacağım şimdi. Tamam. Bunu alayım. Bir de karıştırmak için şuradan kaşık alabilir miyim? Tabii buyurun, şuradan kaşık alabilirsiniz. Kimyonunu koyduk, sarımsağını koyduk. Onu da ekliyoruz. Maydanoza mı koyacağız? Maydanozu üstüne doğrayıp üstüne koyacağız. Tamam. Servis tabağına. Servis tabağına. Burada da çorba kaynamaya başladı. Altını birazcık kısalım. Bu arada Hira tatlılarımız muhteşem gözüküyor. Evet, çok iyi görünüyor. O şimdi çıkınca bak nasıl çatlıyor şu anda. Evet. Hafif pembe olmaları yeterli. Alalım mı artık? Bir bakın da siz bakın yine de sizin. Olmuşlar, fazla bile olmuşlar. Hadi Gülenay sen onu çıkar. Hemen alıyorum. Siz karıştırmaya devam edin. Gülenay çıkartın ondan önce. O da biraz... Şimdi onun şerbetini vereceğiz değil mi sıcakta? Şerbetini vereceğiz, o hemen çekecek zaten. Bence bu da oldu. Dolapta tutalım bunu, beklesin iftar sofrasına kadar. Siz şu anda bunu nasıl şerbetleyeceğiz onu bir gösterin. Bir kepçe alacağım. Ben buldum. Evet. Hira tatlımız, bakın nasıl bir kokuyor yani, anlatamam. Ay, şerbetimiz şuralarda bir yerdeydi. Burada. Ha, buradaymış, tamam. Şerbet bakın burada. Efendim. Şimdi bakın. Her birinin üzerine. Ay, çok seslendireceğiz. Ses bile güzel yeter yani. Şöyle. Evet, hamur da yumuşacık olduğu için hemen çekecek. Evet, hemen çekecek o. Her bir de ağızda dağılır değil mi tam yerken de, çok güzel. Hani tabiri caizse lokum gibi derler ya, tam lokum gibi dağılacak. Oh, oh, oh. Şöyle tek tek. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Şerbetliyoruz. Onlar şerbetini çekince servis tabağımıza alıp fıstıkla tatlımızda şerbetliyoruz. Süslüyoruz. Artık çorba da kaynıyor. Çorba kaynıyor. Kavurmamız hazır. Baba, ben de şu dolaba koydum biraz. Evet. Soğuyor, lezzetler çeksin diye. Sadece yapacağımız tek iş kaldı. Bunları biraz tereyağında kavuracağım. Evet. Birazcık da naneyle kırmızı biber kızdıracağız yağda. Evet, çorba için. Çorba için. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra harikulade bir iftar sofrası kuracağız efendim. Hakikaten ellerinize sağlık. Muhteşem bir iftar sofrası kurdunuz. Bizim değerli izleyicilerimiz için müthiş yemekler yaptık. Sizin sayesinde. Vallahi çok güzel yavaş yavaş istiyorsanız şu son noktalarını koyalım. Evet. Öncelikle çorbanın bir yağı vardı. Evet. Nane ve pul biber var galiba. Evet. Nohut çorbası yaptık efendim. Nohut çorbasının çok besleyici, çok lezzetli, çok pratik, çok da ekonomik bir çorba. Önce bunun yağını koyduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi etimiz vardı. Şimdi etimizin bademleri var. Kayısı kavurması yaptık. Evet. Malatya yöresine ait bir yemek yaptık. Kayısı kavurması yaptık. Bademleri birazcık yağda kavurduk. Çok hakikaten güzel, çok güzel gözüküyor. Nefis bir yemek oldu. Kesinlikle. Gerçekten içindeki taze soğanı, maydanozu, eti, kayısısı, birazcık kimyon koyduk içine. Çok güzel oldu hakikaten. Evet. Bu arada tabii ki hurmalarımız da baş köşede duruyor. Pidelerimizi dilimledik soframızda. Şimdi ne yapacağız? Babaganuş yapmıştık. Babaganuş yaptık. Ona da ince kıyılmış. Biraz böyle susam serpiyoruz. İnce daha kıyılmış sonra diyordum pardon. Onda da ince kıyılmış maydanoz. Hem susam serpiyoruz hem maydanoz serpiyoruz buna da. Evet. Yağı yeterli ama arzu ederlerse biraz daha zeytinyağı serpilebilir. Evet, serpilebilir. Evet. Ve burada muhteşem bir tatlı var. Evet, tatlının şuraya biraz güzel fıstığı geliyor. Hira tatlısı yaptık. Evet. Tokat yöresine özgü bir tatlı ve hakikaten bu da çok pratik. Tek karıştırma kabının içinde her şeyi karıştırdık. Güzelce fırınladık. Soğuk şerbetle birleştirdik. Çok üstü böyle çatladı çok güzel bir şekilde. Şöyle. Şimdi de birazcık fıstıklarla süslüyoruz. Ferda Hanım koyuyor. Şam fıstığı. Şam fıstığı demiyoruz. Antep fıstığı diyoruz. Hem renk veriyor hem lezzetine lezzet katıyor. Bir de çok da güzel çekti şerbeti. Yumuşak bir hamurdu ya. Evet. Çok çabuk çekiyor. Çok çabuk çekiyor. Çok beklemeye de gerek yok. Çok da hafif oldu bence yani. Bence de. Evet. Hamur çünkü böyle çok top bir hamur değil ya. Evet. İlmik çok güzel bir tatlı oldu. Güzel, çok lezzetli oluyor. Yani mutlaka ben tavsiye ederim değerli izleyiciler, bu tatlıyı da deneyin. Hatta bütün tarifleri deneyin. Hepsi çok pratik. Bütün tariflerim denesinler. Bir gününüzü iftar için bu tariflere ayırın deriz esasında. Bence de. Bir de hazırlaması da kolay oldu hakikaten. Çok pratik ve lezzetli. Bir iftar sofrasını bu kadar sürede gayet net bir şekilde hazırladık. Bir de artık geçelim istiyorsanız. Bu güzel tarifleri yaptık. Bugün tam olarak ne yaptığımızın bir üzerinden geçelim efendim. Bugün neler yaptık. Nohut çorbası için bir çorba tenceresinin içine tereyağını alıyoruz. Küçük doğradığımız kuru soğanları içine ekliyoruz ve biraz öldürene kadar pişiriyoruz. Bir fiske şeker atıyoruz. Unu ekliyoruz. Birazcık kavuruyoruz. Haşlanmış nohutları da ilave ediyoruz. Tavuk suyunu koyuyoruz. Tuz ve kimyonla lezzetlendiriyoruz. Kısık ateşte çorbamız güzel bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Üzeri için sıvı yağında pul biber ve naneyi kızdırıp birlikte servis yapıyoruz. Kayısılı kavurma için bir tencerenin içine biraz sıvı yağ koyuyoruz ve dana kuşbaşı etlerimizi güzelce kavurmaya başlıyoruz. Ardından birazcık daha sıcak su ekledikten sonra tamamen suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çektikten sonra etlerimize sarımsak, kayısı, taze soğan, zencefil rendesi ve biraz da tereyağı koyuyoruz. Kimyon, karabiber ve tuzla lezzetlendiriyoruz. Altını kapattıktan sonra maydanoz katıyoruz. En son üzerine tereyağında kavurduğumuz bademleri koyarak servis yapıyoruz. Baba ganoush için patlıcanlarımızı ateşin üzerinde közlüyoruz, kenara alıyoruz. Bir karıştırma kabının içine tahin koyuyoruz. Limon suyunu ekleyip iyice homojen bir hale getiriyoruz. Tuz, kimyon, sarımsak rendesi ve zeytinyağı ilave ediyoruz. İncecik doğradığımız patlıcanları içine atıp güzelce karıştırıyoruz ve birazcık bekletiyoruz. En son servis yaparken üzeri için kıyılmış maydanoz ve susam koyuyoruz. Hina tatlısı için derin bir kabın içine yumurta, sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, vanilya ve kabartma tozu koyuyoruz. Bir spatula yardımıyla güzelce homojen bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Ayrı bir yerde şerbeti için su ve toz şekeri kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hazırladığımız hina tatlısını bulamak için bir tabağa irmik koyuyoruz ve ayırdığımız porsiyonları güzelce irmiğe buluyoruz. Ardından fırın tepsisine koyduktan sonra 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Soğuk şerbeti sıcakken üzerine veriyoruz. En son toz Antep fıstığıyla süsleyerek servis yapıyoruz. Vallahi ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sizin de ellerinize sağlık, yardım güzel oldu. Bizle bu güzel gerçekten tariflerinizi paylaştınız değerli izleyicilerimizle. Ama maalesef programında sonuna geldik. Yavaş yavaş veda edelim. Herkese de hayırlı iftarlar dileyelim. Evet, davetiniz için teşekkür ederim bu arada. Bizim için teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Yavaş yavaş veda etme vakti. Siz yine bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz yine böyle değerli konuklarla ve böyle birbirinden seçme lezzetlerle iftar sofraları kuruyoruz efendim. Ama yavaş yavaş da artık hoşça kalın diyoruz ve hayırlı iftarlar diliyoruz.